o senelerde Nilüfer böyle dikkatimi çekiyordu. Ama aklımda kesinlikle hiçbir şey yok. Kesinlikle evet. Aklımda bir şey yok. Tövbe tövbe ya Rabbim. böyle namazında, niyazında böyle dürüst, hiç kimsenin ıvırına zıvırına karışmaz. Böyle ona kimse bir şey böyle sulu sulu şaka yapamaz. Böyle ciddi böyle bir şey bir kızcağız. Ya yani onun huyları hoşuma gidiyordu. Sonra bitti. Herkes dağıldı. 6 ay sonra geldik. Ben İstanbul'dayım. Zaten ben doğma büyüme Bakırköy'lü İstanbulluyum. Şimdi Nilüfer'le telefonlaşıyoruz. Öyle bir şey oldu ki 2000 yılında anlaşamadık eşimle. Ayrıldım. 2003 yılına kadar çok korkunç bir yaşamım oldu. Hastalandım. Ya neler neler çektim. John biliyor işte. Yani neler neler çektim. Nilüfer'e bir sabah mıydı? Öğlene doğru muydum? Boş ver saat dedi. Telefon açtım. Nasılsın? İyi misin? Şöyle böyle falan sohbet ediyoruz. Ya kız dedim. Sen dedim bu yaşa geldin. Yani 42 yaşına geldi. 42 yaşına geldin. Bir kısmet yok mu ya? Yani bir görüntü falan bir şey yok mu kız dedi. Nerede öyle enayi dedi. Öyle dedi deyince bir enayi var dedi. Nasıl dedi? Benim dedi. Ya dedi doğru mu söylüyorsun dedi. Evet dedim ne demek dedim ya. Ben seni tanıyorum. Sen de beni iyi tanıyorsun. Benim durumum da böyle şimdi. Ben ayrılmışım gitmiş yani. 2-3 sene geçmiş. Ben dedim yani yanımda bir yani bir insan istiyorum. Yani bu böyle olmuyor bu hayat. Ne yapacağım falan filan. Evlenmeye karar verdik. Yani konuştuk. Tamam dedi evlenelim. Dedim sen o zaman annene babana söyle. Ben dedim seni davul zurna köyden alırım. Ne yapar yapar param pulum yok. Hiçbir şeyim yok. Ama bulurum denkleştiririm yani. Denkleştiririm ya. Ondan sonra annesi ay rahmetli ya. Allah rahmet eylesin. Ama ona diyecektim hocam. Duyar falan diyecektim. Ya Allah rahmet eylesin ya. Babam da şey yani kayınpederim de kaynanam da rahmetli oldular. Hepsine rahmet diliyorum. Şimdi vermem dedi. Bak vermem. Benim zaten kızım ve oğlum görmüyor. Bir de abisi var Mehmet. O da görmüyor. Nilüfer de görmüyor. Ben yani kalkıp da bir de damat kör alıp da buraya körler okulu mu açacağım demiş kadın. Şimdi vermiyor. Ben dedim ki ya vermiyor ama ben gene bir köye sakın gelme diyor bağırıyor oradan telefondan. Sopayla diyor vallahi döverim diyor. Vermem kızımı diyor. Ben saygı duyarım tabii vermezse vermez. Ne yapalım Nilüfer? Kaçır o zaman dedi. Ya tamam dedim yani kaçırayım da nasıl olacak bu iş ya? Ya ben dedi şurada dedi 3 ayım kaldı. Emekli olacağım. Orada telefon operatörlüğü yapıyor. Kırıkkale Belediyesi'nde telefona bakıyor işte işi o. Ben dedi son güne kadar bekleyelim. Son günü dedi ben köye gidersem beni alamazsın. O gün servisle geldim beni aldın. Alamadın zor. Anam ben şimdi bu son gün geldi. Eyvah. Ankara'ya geldim. Ankara'da bizim Altınokta'da kalma yeri falan vardı orada. Cebeci'de var ya bir yerimiz. Orada Altınokta var. Oranın şeyinde kaldım sabah Şubat 21 kar yağıyor acayip. Dedim ya bir taksi çağıralım falan. Neyse çağırdılar. Dedik ki şey ya dedim beni Kırıkkale'ye götürür müsün? Bu arada ne yapacaksın amca dedi. Ya ne yapacağım kız kaçıracağım işte dedim. Ya dedi, dalga mı geçiyorsun dedi. Dedim kız kaçıracağım ya. Allah Allah. Sen dedim ne kadara gideceksin onu söyle. Ben senin ücretin neyse vereceğim. O inanmadı ama hadi gidelim dedi. Yani böyle inanmıyor halen daha.
Biz gittik belediyenin önünde park ettik. Bunun şey otobüs, servis otobüsü geldi. Resmini gösterdim. Bak dedim, bu kız şimdi inecek orada. Onun kız arkadaşı da var yanında. O yardımcı olacak. Elinde dedim torba morba, bak bu kız hemen buraya getir arabaya. Ya gitti. Geldiği zaman Nülüfer sen misin benim? Arkaya geçti oturdu. Kız dedi işte hayırlı olsun bilmem ne falan filan vedalaştılar. Taksici diyor ki hakikaten kaçırıyoruz mu ya? Ya oğlum kaçırıyoruz vallahi, Kırıkkaleliler bizi bir anlarlarsa bizi burada turşumuzu çıkarırlar. Sen dedim hemen gazla, yoksa ya bir de diyorum ki Nülüfer sen misin diyorum. Benim diyor. Ya bir de başka Allah birini kaçırmayalım sesi, değil mi? Ya, ya biz acaba sesi benzer de o değil mi? Şimdi ya ben yapacak bir şeyim yok yani, çaresizim yani. Artık inandık yani. Benim ya dedi, Allah Allah. Neyse. Abim de polis deyince iş karıştı. Dedim ki o zaman biz dedim otobüsten kaçamayız. Abin çevirttirir şeyi yoldan bir yerden. Otobüsleri alırlar seni elimden. Çünkü iki engelliği şey olabiliyor. Yani anası babası vermiyorsa alabilirler. Geriye döndürebilirler. Yani ben öyle biliyorum. Bilmiyorum kanunda nasıl bir şey de. Neyse. Havaalanına gittik. Biz uçtuk. İstanbul'a geldik. Geldik ama şimdi para yok bende. Hemen de nikah yapmam lazım. Ama ben bu nikahı yaptığım zaman da anası, babası düşünüyorum. Ben bir ana baba olarak bu kızı görmez biri götürdü. Kızım da görmüyor. Bu kız nereye gitti? Ne oluyor? Ben ana baba olsam böyle bir biterim yani. O kadar. Çünkü bunu göstermem lazım hemen. Yaptığım şeyi onların görmesi lazım. Bu kız nereye gitti? Kim nedir bilmesi lazım beni. John'un sayesinde, John'la bir itibat oldu. Bir şey şöyle böyle derken Kanal 7'de Mahmut Tuncer evlendirme programı vardı. Ondan evet. Konuştuk. Bizi hemen aldı. İki gün sonra aldı. Biz nikahımızı o televizyon programında yaptık. Hatta eski bir Alpay var ya şarkıcı. Halen daha sağ. İşte o katıldı, tebrik etti, şöyle böyle bilmem ne işte yanımızda şeyler vardı, işte şahitler falan. Çok şahane bir düğün. Bir de eşyalar da bedava geldi. Ya harika. da... ya Ali Rıza Hocam duydunuz değil mi? Valla Eşref Hocam öyle tiyolar verdi ki. ya işte. Her telden tiyomuz vardır. Evet. Eşref Hocam. Evet. Yani sizin bu yani kaçırma maceranızı yani ona yakın Lokman Bey'in de böyle bir hikayesi var. Lokman Bey de normalde böyle ilk defa eşi kayınpederine söyleyecek. Diyor ki Lokman Bey ne oldu diyor. Babana söyledin mi diyor yenge hanıma. Evet diyor söyledim diyor. Babası demiş ki ben demiş kız vermem demiş. Yani o zaman o zaman sen niye ne dedin o zaman demiş. Vallahi baba vermezsen ben de kaçarım dedim demiş yenge hanım. Lokman Bey de demiş ki ben mi kaçıracağım seni demiş bu halimle demiş. Tabii diyor. Nereden bilecek benim yıllar sonra diyor milletvekili olacağımı diyor. Yani bu noktalara geleceğimi diyor vesaire falan. Ama şunu da anlatayım size bak. Orası da çok şey oldu, ilginç oldu. Evet. Şimdi aradan 2-3 ay geçti. Ama bütün köylüsü televizyonda izledi. Yani ben nasıl bir insanım? Eşim yani kız yani kızını evlen nikah yaptım yani bunların hepsini onlara gösterdim, benim de içim rahat etti, onların da içi rahat etti. Ama birkaç ay geçtikten sonra o gidip kaynanamın elini öpmek zorundayım, olmaz yani. Evet. Bu nasıl olacak, korkuyoruz, bayram geldi, kurban mıydı şeker miydi hangisiydi, dedim ki ya bir telefon açayım be John. Aman John diyorum.
Bak John ne kadar beynime işlemiş. Ya. Bir telefon açayım. Özür dileyim. Hocam anlatırken böyle John Hanım girecek diye korkuyorum yani araya. Dur şimdi. Telefon bir zıt etti. Bir daha zıt ama ben ölüyorum şeyden böyle titriyor. Bir telefon trak açıldı. Hey dedi. Eyvah ben şimdi ne diyeyim? Hav hav dedim. Kapattım. Ama neden bunu yaptım? O bana bir ay önce telefonda koca köpek kızımı kaçırdın koca köpek diye bağırıyordu bana. Şimdi öyle bağırdığı için ben de ona telefonda öyle yaptım. Anam bütün köylü damat bana havladı. E sen adama köpek dersen tabii havlar. Hocam harikasın. Sonunda gittim. Elini öptüm. Vallahi 5-6 eli uzandı. Bir tane tombul tuttum öptüm ama onun elimi bilmiyorum artık. Köşe başında oturuyordu şöyle köşede oturuyordu. Neyse şükürler olsun. Ondan sonra benden başka hiçbir damadını tanımadım. Benden başka ölene kadar ben hiçbir zaman aklımdan çıkmadım. Kendini yırtıyordu böyle. Ay gelecek damadıma şunu yapayım. Ay gelecek börek yapayım. Ay şu. Yani rahmetli olana kadar beni o kadar sevdi ki. Ama ben beni seveceğini tahmin ediyordum. Yani bu öyle bir maceramız sevdirmesi. Evet. Yani. Hep öyle olur zaten Eşref Hocam. Yani genelde ilk başta fırtınalı başlar ama en sonunda sevilen damat pozisyonuna düşersiniz yani. Evet. Ya o yönden içim rahat. Onun da yani hakkımızı helal ettik. O da helal etti. Yani hiçbir evet. şey kalmadı. Sıkıntı kalmadı içimizde. Yani o yüzden eşim de çok böyle harika bir insan. Size bir şiir okusun mu? Çağırayım mı acaba? Bilmiyorum ki. Lütfen. O şair vallahi. Çünkü. Evet. Yani 100 tane şiiri var. Okuma tarzı çok güzel. Onun da YouTube'da kanalı var. Nülüfer Küçük Şantürk Armağan diye. Nülüfer Küçük Şantürk Armağan diye. Acaba bir sesleneyim ama belki istirahata çekildi mi bilemiyorum. Hani kusura bakmazsın ben sesleneceğim. Nülüfer. Eşref Hocam canım, gitti gelince yerini bir şiir yerini, okuyabilir misin? İnşallah ayarlayabilirim. Bir şiir okuyan okuyabilir misin? He? Nilüfer. Geleceksin mi? Ya üstünü kim görecek ya? Üstüm iyi diyor da. Bayanlar böyleyiz yani. Eşref Hocam. Nilüfer'im gel canım gel. Gel üstüne bir şey olmaz. Sen şimdi şu anda ev hanımı olduğun için üstünde her şey olabilir canım gel. Olsun güzel. Gel. Doğal bir ortamdayız gel. Eşref Hocam. Kapat biz kapıyı bizeyiz. Bak biz bizeyiz diyor gel. Doğal bir ortamdayız. Gel bir dakika. Gel bizim ver elini bana. İşte. Geç şöyle. Gel gel gel. Ya. Otur. Otur. Şimdi konuşabilirsin. Nasıl? İyi mi? Ortalı mı? Gayet güzel. Nilüfer Hanımcığım yayınımıza hoş geldiniz. Kulaklarınızı çıkarttı. Veriyorum kulaklığı bir saniye. Kulaklığı şöyle takalım. Tamam. Duyuyor musun canım? Konuşayım. Merhaba. Nilüfer Hanımcığım şu an duyuyor musunuz beni? Evet, evet duyuyorum sizi. Engelsiz Medya ekibinden Öznur ben. Kulaklarınızı çınlattık, anılarınızı dinledik. Evet. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Sizleri de yayınımızda böyle Eşref Hocam lütfetti, sağ olsun kırmadınız. Şu anda karşımızdasınız. Çok teşekkür ederiz. Asıl yayın yönetmenimiz Ali Rıza Hocama sözü veriyorum. Çok sağ olun. Nilüfer Hanım, hoş efendim, geldiniz. Buyurun. Vallahi hoş bizi çok onur ettiniz böyle. Gerçekten yani sizin gibi üstadlarımızı böyle gördüğümüz zaman bizler böyle çok onur duyuyoruz. Yani şöyle bir şey, yani dünyaca ünlü Eşref Armağan hocamız, evet. üstadımız dediğimizde esasında Eşref hocamız da yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın evet, öyle vardır. Derler ama ne derece doğru bilemeyeceğim.
Evet, yani Eşref hocamızı nasıl motive ediyorsunuz? Yani size yaklaşımı o kadar tatlı, o kadar güzel ki. Yani ben öyledir, hatta öyledir, Eşref hocamıza da soracağım. Evet, yani Nilüfer Hanım'ın hiç bir fotoğrafını, bir portresini çizdiniz mi diye de soracağım biraz sonra. Olarak, çizgi olarak yaptı ama yok yani o şey benzemiyor. Önce bir şey yapması gerekiyor. Hani bunu bilgisayardan çıkarıyorlar ve kabartmasını yaptırıyor. O zaman öyle yapması gerekiyor ama benzetemem diye korktuğu için benim resmimi hiç yapmadı henüz. Çirkin çizerim diye korkuyorum. O, evet, ondan sonra değil mi, aranız bozulur diye Allah korusun. O şey yani aramızın bozulacağı yok. Çünkü insan resimleri yapmak çok zor onun çok için. Çok zor. Evet, doğa resimleri gibi olmuyor insan resimleri. Tabii. Çok benzetmek gerekiyor. Aynen. Neyse ben o zaman sizi meşgul etmeyeyim fazla. Madem çağırdı eşim beni. Evet. Ben de size bir şiir okuyayım o zaman. Evet. Olur mu? Lütfen. Tabii, buyurun. Kendime ait Yüreğim Bencildi diye bir şiirimi okumak istiyorum. Her şey senin istediğin gibi mi olmalıydı? Ben bile değişmeliydim sana göre. Bütün hayallerimi geride bırakıp kölen olmalıydım bir yerde. Benden istenilen neydi hiç anlamadım. İki dünyam vardı ayrı. Birisinde hep verdim, hiçbir şey almadım. Öteki çocuk, özgür, orada sadece sen vardın. Sevdiklerin vardı elbet, benim de. Uzaktan izledim, içindeki sen o değildin. Kaç bahar sensizim, sorma artık. Yüreğim bencildi, seni yalnız sakladı. Şu çadır kuran çingeneleri görüyor musun? Ne kadar da mutlu, neşeli. Gözlerinde umut pırıltıları, onlar kaldırımlarca, gecelerce özgür. Özgürlük neydi? Sevgiliyle el ele sahilde yürümek mi? Yoksa uçan kuşlar gibi göklerde süzülmek mi? Belki de aydınlığa giden bir çift gören göz müydü? Neydi? Şairin dediği gibi ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi mi bekleyecektik çürümeyi? Hasretimi söyleyecek gücüm kalmadı. Benim dünyamı kimse anlamadı. Şimdi geç kaldık. Sorma artık. Yüreğim bencildi. Seni yalnız sakladı. Evet. Vallahi harika. Gerçekten. Evet. Bu kendime ait bir şiirim. Evet. Yani ve bunun gibi daha niceleri. Evet. Rica ederim. Evet Nilüfer Hanım. Yani böyle hani Yeşilçam'ın sanatçıları olur böyle. Öyle diyorlar. Evet, okuyuş tarzımın farklı olduğunu söylüyorlar. Bilemeyeceğim. Kesinlikle. Yani onu yaşayarak bize geçiyor Nilüfer Hanımcığım. Yani evet. Siz onu zaten onu yaşatmak önemli. Evet. Aynen. Siz zaten yaşadığınızı kalem alıyorsunuz. Aldığınız o kalemdeki duyguyu da bize geçiriyorsunuz. Şu anda ben hayran kaldım. Ali Rıza Hocam. Önemli olan o zaten. Yani karşıdakine öyle duygularını geçirebilmek. Önemli olan Nilüfer o. Nilüfer Hanım, yani öyle. Eşref Hocamıza siz böyle her gün şiir okuyorsanız Eşref Hocamızın... Yok her gün okumuyorum. Ama eskiden okurduk tanıştığımız zamanlarda. Çok okurdum o zaman. Evet. Esasında... O zaten öyle diyor. Eşim hocamın size yazdığı bir şiir var mı Nilüfer Hanımcığım? Yok, o bir şiir yazmadı bana da. Ben ona yazdım. Ezberlediği var mı ikinizin ortak şiiri? Evet. Ben seni hiç görmedim. Dünyam karanlıktı. Yüzünü avuçlarımın içine aldım, okşadım. Resmini kalbime çizdim. Sen resimlerdeydin. Gördüm, öğrendim. Ben sevmeyi hiç bilmedim. İnsanlarla dostluk kurdum, sevgiyi sordum. Elini uzatsan tutarsın, belki de erişilmez dediler. Sevgi uzaklardaydı. Bekledim, öğrendim. Ben hiç kimseyi özlemedim. Gelincik çiçeklerini kokladım. Sen onlardan başka kokuyordun. Özlem hasretlerdeydi.
anladım, öğrendim. Ben aşkı hiç yaşamadım. Aşk pembe bulutlardaydı eskiden gördüğüm. Bir bahar heyecanıydı içime dolan. Aşkı yaşamadan tanıdım, öğrendim. Sendin rüyalarımda görmek istediğim, biliyorum. Sevmek, özlemek, aşkı yaşamak istediğim sendin, biliyorum. Hep bekledim, ömür boyu bekledim, öğrendim. İki şey daha vardı öğrendiğim. Yalnızlığı gördüm ve seni sensiz de yaşamayı sevdim, öğrendim. Bu bizim ortak şiirimiz. Vallahi Eşref Hocam iyi ki sizi kaçırmış. Gerçekten. Harika. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok onur verdiniz, şeref verdiniz. Yani esasında... Ben de çok mutlu oldum. Yayınımız başladığından bu yana Eşref Hocam hep sizi anlatıyor. Sizin kulaklarınızı çınlatıyorduk. Böyle tam üzerine geldiniz. Çok sağ olun, var olun Nilüfer Hanım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İzlemek isteyenler olursa da ben kanalımda ünlü şairlerden de şiir okuyorum. Yani kendi şiirlerimin yanı sıra. Evet, ünlü şairlerden de okuyorum, bazen serpiştiriyorum. Arada bazen şarkı söylüyorum. İşte öyle şeyler yapıyorum yani. Beraber de şarkı söylüyorum. Beraber de şarkı söyledik kanalda. Nilüfer kanalımıza... Küçük Şantürk Armağan. Bir saniye hemen. Nilüfer. Küçük Şantürk Armağan. Birleşik Küçük Şantürk. Küçük Şantürk. Küçük Şantürk Armağan. Şantürk hocam. Aynen. Evet, hemen buluyorum. Birileri vardı sadece Nilüfer Armağan diye. Karışıklığa gitmesin diye ben kendi soyadımı da koydum. Öyle olunca biraz uzun oldu tabii ki. Ama buldum. Orada izleyebilirsiniz şeyleri, şiirlerimi. Abone de olursanız çok mutlu olurum. Vallahi, ben de hemen şu an canlı yayında abone oluyorum hemen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ekrana da verelim. Evet hocam. Takipçilerimize de bu güzel sesten mahrum bırakmayalım. Sağ olun. Ekrana da verelim. Evet. Vallahi Nilüfer Hanım yani inanılmaz böyle mest ettiniz. İnanılmaz böyle bir süper. Evet. Yani çok hoş. O kanalda Eşref'le birlikte söylediğimiz bir şarkı da var yani. Öyle mi? Ona da bakabiliriz tabii. Evet, şu anda Nilüfer Hanım'ın YouTube kanalı da ekranlarınızda arkadaşlar. Biz hocam. Bu videonun açıklama kısmına da kanalımızın linkini, Nilüfer Hanım'ın kanalının linkini koyacağız. Abone olalım Allah'ın izniyle. Böyle yüreği, gönlü güzel olan üstadlarımıza abone olmak bizim için şeref yani. Nilüfer Hanım çok ne demek? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek?